Sürekli ispatladın kendine başarısız olduğunu, artık kanıtladın. Niye? Çünkü çarkın içerisindesin. Hapisin içerisindesin. Ispatladın. Nasıl başlamıştı? Biraz önce anlattığım gibi 144.000 kelimeden etkilendin. Bir tanesi aktif hale geldi. Düşünce olarak kafana geldi. Ve bu kafandaki düşünce duygularını etkiledi. Duyguların davranışlarını. Davranışlar düşünceleri. Düşünceler duyguları. Tekrar böyle döndükçe kanıtladın başarısız olduğunu, kendine ispatladın. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyorsun. Aslında sen onu hayatında bir kere yaşadın. Bak, bir kere yaşadın. Fakat 20 seneden beri hep aynı konuyu düşündüğünden dolayı, 365 gün hep oraya odaklı olduğundan dolayı, hep onu düşündüğünden dolayı veya burayı çözmediğinden dolayı, düşün 20 sene 365 gün. Kaç kere yaşadın sen onu? 6000 kere yaşadın. Yani çözmediğinden dolayı 6000 kere yaşadın. Böyle düşün. Ve acı üzerine acı çekiyorsun ve hedefine doğru ilerleyemiyorsun. Ve tekrarladığın için hayalinde sürekli onu gördüğünden dolayı bunu besliyorsun. Yani geçmişteki yaşadığın konuya odaklı olduğundan dolayı, hep onu beyninde taşıdığından dolayı, burayı çözmediğinden dolayı, hep onu hayal ettiğin için, yani burayı beslediğin için, besliyorsun çünkü burayı, beslediğin için neyi beslersen onu büyütüyorsun hayatında. Kafanda bu olduğu için hedefine doğru ilerleyemiyorsun işte. Herkes hedefine ilerlerken, herkes arzu ettiği yere gelebiliyor. Fakat senin kafanda sürekli düşüncelerin bununla dolu olduğu için ve bunlar çözülmediği için sen hedefine gidemiyorsun diğer arkadaşların gibi. Asıl engel o. Yani senin engelin ne? Kafandaki düşünceler. Kafandaki düşünceleri senin beynin gerçek yaşıyormuşsun gibi hissediyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana. Bak, Steve Jobs diye bir adam var. Apple'ın kurucusu. Steve Jobs. Bak, bu adam sürekli şu ekranı hastalıklarla doldurdu. Olmadığı bir hastalık var. Ne diyordu o sürekli? Benim en çok korktuğum şey kanser hastası olmak diyordu. Bak, tekrar söyleyeceğim. İyi anlayabilmen için. Bu kişi gerçek hayatta aslında kanser değil. Ama düşünceleri kanser. Kanser olmaktan korkuyor. Kanser hep onu gündemde tutuyor. Düşüncesi kanser olduğu için bu ekranda, beyin ekranında kanser çıkıyor. Sürekli ben kanserim diyor beyin. Çünkü beyin düşünceyle gerçeği ayırt etmediğinden dolayı ikisini aynı kabul ediyor. Kişiyi kanser olarak görüyor. Ve Steve Jobs sürekli burayı beslediği için, korkularını, kanseri, hastalığı beslediği için, onu gündemde tuttuğu için sonunda kanser oldu ve öldü. Korktuğun, kaçtığın, gündemde tuttuğun ve beslediğin her zaman senindir. Senin oluyor, senin başına geliyor. Korktuğun başına geldi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak, vermeyeceği şeyi Hazreti Allah hayal ettirmez diye bir cümle var değil mi? Bak, bu bilimsel, bu ispatlı. Vermeyeceği şeyi Hazreti Allah hayal ettirmez. Sen bir çeşit hipnoza giriyorsun ve korktuğun, kaçtığın, gündemde tuttuğun başına geliyor. Hani neden olmuyor hocam diyenlere bu video. Hocam bende neden olmuyor? Sende olmuyor. Çünkü sen enerjini başka yere harcıyorsun. Sen bütün enerjini başka yerlere harcıyorsun. Başka insanları gündemde tutuyorsun. Devamlı insanları konuşuyorsun. Bütün enerjin başka yerde, kendinde değil ki. Bir bakamadın ki kendine. Neredeyim diye. Ben neredeyim diye bir bakamadın ki. Kendini tanıyamadın ki. Ben kimim? Kaç yaşındayım? Bu zamana kadar neler kazandım? Neler öğrendim? Nereden geldim? Neredeyim ve nereye gideceğim? Bu soruları hiç cevapladın mı? Sen enerjiyi nereye harcarsan, neyi düşünürsen onu beslersin. Onu hayatında büyütürsün. Nereye odaklanırsan o büyür. Neyi düşünürsen o büyür. Neyi gündemde tutarsan o büyür hayatında. Korkularını düşünürsen, şuradan kazandığın korkuları, kaygıları, negatif olayları düşünürsen, yani buradan kazandığın negatif olaylara enerji harcarsan, buraya yatırım yaparsan, tamam mı? O zaman korktukların başına gelir. Ama şurada örnekteki gibi bu kişi enerjisini hedeflerine odakladığından dolayı, hedeflerini gündemde tuttuğundan dolayı hedeflerine çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu hedefe ulaştıktan sonra da burada durmuyor tabii. Konfor alanından çıkmak için tekrar yeni hedef kuruyor kendine ve o hedefe de ulaşıyor. Sürekli duyuyorum. Benim programlarıma katılan insanlar genellikle hep onu söyler. Hocam sizin yanınıza gelene kadar ben 20 tane uzmana gittim. En az 30 kişinin seminerine katıldım. Ama hayatımda bir şey değişmedi. Hocam her şeyi biliyorum. Tamam, senin anlattıklarının hepsini anlıyorum, biliyorum, öğrendim, ezberi de biliyorum. Ama bir türlü hayatıma yansıtamadım. Programa katıldıktan sonra bakış açım değişti. Kafamdaki kilitler açıldı. O zamana kadar sanki felçtim, uygulayamıyordum. Programa katıldıktan sonra kafama yattığı için, mantığıma uyduğu için, kilitler kalktığı için hareket edebiliyorum. Öğrendiklerimi uygulayabiliyorum. Önemli olan o değil mi zaten? Uygulamak, konuşmaktan daha önemlisi neymiş? Uygulamak, hayata yansıtmak. Bazı insanlar böyle anlatır, konuşur. Her konuda konuşur. Her konuda konuşur, çok bilgilidir ama harekete geçemez. Hani derler ya, atasözleri var buna benzer. Sözüne değil, yaptıklarına bakın diye. Konuyla direkt bağlantılı olduğu için şunu da söylemek istiyorum. Bizden mesela kitap tavsiyesi istiyorlar. Hangi kitabı önerirsiniz? Biz onlara şunu diyoruz. Şu anda sana kitap önerirsem sen o kitaptan öğrendiklerini bilinçaltına yerleştirirsin. Bilgi sahibi olursun, öğrenirsin. Tamam. Ama kafa yapını değiştirmediğin için uygulayamaz. Sadece sana yük olur. Kafanı daha çok meşgul eder ve kendini daha yetersiz hissedersin. Niye? Çünkü İsa Bey'in tavsiye ettiği kitabı da okudum, işe yaramadı dersin. Kendini değersiz, yeteneksiz, yetersiz hissedersin. Kitap önerilerimi ben sadece ve sadece programa katılan arkadaşlara anlatıyorum. Çünkü orada kafa yapısını değiştirdiği zaman insan, düşünceleri değiştirdiği zaman, kilitleri kalktığı zaman, esaretten kurtulduğu zaman kitap okuma basamağına gelmiş oluyor. Çünkü başarı basamak basamaktır. Herkes başarabilir. Ama doğru yerden başlarsa. Eğer sen de benim programa katılan insanlar gibi bu konuda yardım istersen benimle iletişime girebilirsin. Ben de seninle ön görüşmede senin kafandaki kilitleri bulurum. Kaç tane var? Bunların anahtarları nelerdir? Nasıl açılacak? Bunu sana gösteririm. Eline bir plan veririm. O planı uygularsın. Kilitleri açarsın. Zincirlerden kurtulursun. İşte ondan sonra öğrendiğin bilgiler, öğrendiğin taktikler, yöntemler ondan sonra işe yarar. İşte sen de esaretten kurtulabilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımızın kafasındaki kilitleri doğru anahtarlarla açmayı öğrettik, gösterdik. Esaretten kurtulmalarına vesile olduk ve şimdi onlar başarılılar, huzurlular, mutlular. Eğer sen de bu şekilde başarı, huzur, mutluluk istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.